Sayın seyirciler, enflasyon Mayıs ayında yeniden tek haneli rakamlara indi. Yıllık enflasyon TÜFE'de %8,68, ÜFE'de %8,06 oldu. 1,5 doldur poşeti doldur ne alırsan. Tahminler tuttu. Enflasyon Mayıs ayında yeniden tek haneye indi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatları endeksinde %8,68'e geriledi. Üretici fiyatları endeksi ise %8,06 olarak gerçekleşti. Baz etkisi var. Yani geçen sene bu dönemlerde enflasyon biraz yüksekken şimdi eksiye geçti. Bir bu var. Bir de mevsimlik etki var. Sebze fiyatlarında mevsimlik etkilerle çok hızlı düşmeler olabiliyor. Haziran'da bu düşüş devam eder mi? Bu da belirsiz. Sebze meyve fiyatlarında gerçekten ciddi düşüş var. Örneğin kışın tezgahlarda yanına bile yaklaşılmayan sivri biberin fiyatı %60 ucuzladı. Kış aylarında cep yakan sivri biber 1 liraya kadar geriledi. Ama yine de pazarcı ilgi olmamasından şikayetçi. Ucuzladığı zaman vatandaş neden ucuzladı, neden olmadık? Köyleri de yakın olduğu için, köylerinde biber geldiği için artık şehir merkezinde biraz biber talebi iyi gitmiyor. Antalya'da fiyatlar daha pahalı. Yemin ederim buranın fiyatları çok güzel bak. Kız kardeşim işte burada, şimdi onları kıyaslıyoruz. Yani çok ucuz vallahi. Biz Antalya'da domates, şu domatesi 4 milyon alıyoruz. Fiyatlar nasıl, baktınız mı? Baktım canım. Fena değil. Bu zamanda iyi yani. Bayağı güzel. Kış sofralarının vazgeçilmezi limon %30 artışla zam şampiyonu oldu. Mayıs ayında limonun tadı gibi fiyatı da yüzlere ekşitti. Artık kiloyla değil taneyle satılır oldu. Ne kadar tanesi? 3 tanesi 1 lira. Fiyatlar değişiyor. Niye derseniz kışın 1 lira kilosu. Yaz olduğu zaman narinciye bitiyor. Limondan vazgeçmem diyor. Bir de detok seviyorum ya. Sabahları detok kullanıyorum. Ona da bir limonla maydanoz şart. Zam şampiyonu olması şey etmiyor ki, etkilemiyor ki, evde hanım limon dediğimiz zaman mecburen alacağız.